Örgü Aşkın Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle erkek çocuklarımız için güzel bir bluz çalışması yaptık. Bluzumuzu yakadan başladık. Belli bir artışa kadar geldik. Ve önden düğme ve ilik yerinden birleştirdikten sonra yuvarlaklar şeklinde dönerek bluzumuzu tamamladık. Lacivertten bel lastiği ve kol lastiğini de ördük. Ve daha sonra minik ayıcıklarla kazağımızı süsledik. Papyon ördük ve ayıcıklarımızı birlikte örüp tamamlayacağız ve kazağımızı en son düğmemizi de diktikten sonra kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle de arkasını görmekteyiz. Şimdi bir de kazağımızın ölçülerine bakalım. Omuz kısmından ölçmeye başlıyorum. En üst kısımdan en alt kısma kadar 33 santim. kolumuzun altından ölçelim. Kolumuzun altından 28 santim kazağımızın ölçüleri. Evet kolay gelsin diyerek hemen kazağımızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet örgümüzün nokunu lüks minnoş babysi ile örüyoruz. %50 poliamit, %50 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. 100 gram ve 336 metre renk numarasına bakacak olur isek 1986 numaralı renge sahip ve Üç buçuk numaralı da tığımızda örüyoruz. Şöyle ipimizi içten çıkararak örmeye başlayalım. İçten aldığımız zaman daha güzel ipimiz gelmekte. İçten alıyorum. Hemen uç kısmına ulaşıp örmeye başlıyoruz. Bakınız hemen uç kısmına ulaştık. Ve başlıyoruz zincirimizi çekmeye. Düğümümüzü attık. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi çektim ve 8. zincirime bir adet ayracı taktım tam 8'e taktım diğer ayraçlarımı da yaklaştırayım ve şimdi kolum için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane zincirde kolumuz için çektim. Ve 12.'ye tam taktım bakınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincirde bluzumun arkası için taktım. Tekrar kolum için örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12. zincire de takıyorum. Tekrar 8 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, birinci zincir sıramızı bu şekilde tamamladım. Hemen ölçelim. Evet şöyle ölçelim. Hemen tutuyorum. 1 ve tuttuğum zaman 24 santim zincirimin olduğunu görmekteyim. Hemen birinci ve trabzan sıramıza başlayalım. 8 tane zincirimin üzerine 2 tane zincir ilave ediyorum. 2 zincirimi tığımın başında doluyorum. 1 ve 2 tane geriye çekiliyorum. Bakın 1 ve 2 geriye çekildim. İkinciye gelerek batıyorum ve burada iki tane trabzan oldu 1 ve 2 devam ediyorum 3 4 5 6 7 8 8 trabzanımı örüyorum 8 tane önümüz için zincirimizi ayırmıştık ve 8 tane trabzanımızı da örerek tamamladım. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. 2 zincirimi çektikten sonra sarımdan 1 diyerek başlıyorum. Pembeye kadar kolum için olan trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Sarı 1 diyerek başlıyoruz. 1 2 3 4 ayırdığımız zincirlerimizi birer birer örmekteyiz. Devam ediyorum bakın. Birer birer atlamıyorum. 2 tane batmıyorum. Her bir zincire bir tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 1 ve 2 ve en son işaretimi koyduğum yere kadar geldim bakın burası işaretimi taktığım e, ayrıcı iki tane zincirimi de çekiyorum hemen saymaya başlıyorum 2 4 6 8 10 12 bu şekilde ayırarak geldiğimizde herhangi bir sıkıntı çekmeden hemen e, karışıklığa da sebep vermeden trabzanlarımızı birer birer devam ettiriyoruz şimdi iki zincirimden sonra pembe ayracımdan başlıyorum kırmızıyı örmeden bırakıyorum ve bu da arkamız oluyor çıkarıyorum tığımın başında oluyorum sıradan devam ediyorum 1 2 ya saymamızı aslında hiç gerek yok ama tabi sonrasında kontrol amaçlı sayabiliriz çünkü zincirimizi çekerken taktığımız için gayet güvenilir sonuçlar çıkmakta devam ediyorum birer birer zincirimi trabzanlarımı dolduruyorum kırmızıma yaklaşmaktayım Evet kırmızıya geldim şimdi saymak istiyorum hemen iki tane de zincirimizi çekelim ondan sonra sayalım 2 4 6 8 10 12 ve 14 14'te arkamız için olan ilmeğimizi ördüm Tığımın başını doluyorum. Hemen kırmızının olduğu yerden kolum için örmeye başlıyorum. Kolum için de 12 tane zincir ayırmıştım. 12 zincirimi birer birer örerek başa kadar geliyorum. Zincirlerimizi birer birer örelim yine. mavi ayıracıma kadar örüyorum. Evet en son ve iki tane de zincirimizi çekeceğiz. En son tamamlandıktan sonra 1, 2 hemen bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. İki de zincirimi çektim. Mavimden başa kadar 8 tane trabzanımı da önümüz için örelim. 3 4 5 6 7 ve 8 Evet 8 tane trabzanımızı ördük bluzumuzun bütün bölümlerini bu şekilde tamamladık her iki önümüz 8 ve 8 trabzan 12 12 karşılıklı kollarımız 14 arkamız olarak birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Bitiş yönünde 1, 2, 3 tane zincirim çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Trabzanlarımın üzerine birer birer batıyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerinden örüyorum. Ve diğer trabzanlarımı doldurmaya başlıyorum. normal ikili trabzanımızı örmekteyiz. İkinci sıramızda bütün trabzanlarımızın üzerine birer birer ördük. Altta 8 tane trabzanımız vardı. Bakın sayalım üstü 2, 4, 6, 8. Bire bir ördük her ikisi de. Şimdi buradaki 2 tane zincir çekmiş olduğumuz yere ikinci sıranın artışını yapmak istiyoruz. İkinci sırada ise 2 tane artış ön için İki tane artış şimdi burada kol için çalışacağız şu iki zincirimizin olduğu yeri şimdi 8 tane trabzanımızı biraz önce saydık hemen yanına bir tane artış yapıyorum zincir içeri 9 ve bir artışımı daha ekliyorum 10 tane oldu bakınız iki artışımızda zincirin içerisinde iki tane daha trabzanımı ördüm bir ve iki zincirimi çektim şimdi iki zincirimden sonra iki tane daha trabzanı yine alttaki çektiğim iki zincirin içerisine örüyorum bu taraftaki önden taraftaki iki trabzanım önüm için olan artışlar kolumdan tarafta iki zincirden sonraki olan artışlar ise kolumuz için yaptığımız artışlarımız şimdi diğer trabzanları birer birer örelim zincirimizin olduğu noktaya kadar devam edelim Her bir trabzanımızın üzerine birer birer örerek zincirimizin bulunduğu noktaya kadar geldim. Şimdi iki tane artış e, bu tarafta yapmıştık. Bakınız İki zincirimizi çektik. Tekrar iki artış. Yani buradaki bulunan iki zincirin içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan öreceğiz. Şimdi iki trabzanımızı kolumuz için örüyoruz ve kolumuzdan tarafta kalıyor ve kolumuzu sağdan ve soldan ikişer ikişer artırmış olduk. 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak aynı noktaya tekrar giriyorum 2 tane daha trabzanım örüyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanım örüyorum sağ tarafta kalan iki trabzan kolum için artışlar sol taraftaki olan trabzanlar ise bluzumuzun arkası için olan artışlar ve devam ediyoruz normal trabzanlarımızı örerek ilerleyelim diğer zincire kadar ilerleyelim 2 zincirimin olduğu yere kadar örerek geldim tekrar iki tane trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örüyorum iki zincirimi ördüm tekrar iki tane de trabzanımı ilave ediyorum ve Buradaki artışımızı da en son artışımızda aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan örelim. Sonrasında 8 tane trabzanımızı da örüp ikinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olalım. İki sırasını tamamladım. Şimdi üçüncü sıramızı da aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Trabzanlarımızı örerek artış yerlerinde iki tane artış, 2 zincir, iki artış. Tekrar kolumuzu örüyoruz. Artış yerimizde 2 trabzan, 2 zincir, iki trabzan şekliyle bütün bölümlerimizi örerek tamamlıyoruz. Şimdi birlikte başlayalım. 3. sıramızdaki artışları da yapıp tamamlayıp sıramızı bitirelim. 3 tane zincir çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. 2. trabzanımın üzerinden birer birer örerek ilerliyorum. Trabzanlarımıza birer birer batmaktayız. Artış yerine gelmek üzereyim. 2 tane trabzanım örüyorum. 1 ve 2. Zincirimi çekiyorum iki tane. Aynı yere tekrar 1 ve 2. Ve koluma geçiyorum. Bakın kolumuza. Evet bu şekilde bütün sıralarımızı yani bu sıramızı bütün bölümlerini aynı şekilde tamamlayarak bitirelim. 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. 3. sıramı da tamamladım. 2 artış yaparak her bölgemi bitirdim. Kollarımı, arkamı, önü bitirdikten sonra 4, 5, 6 sıralarımızı da tamamlayalım. Aynen bu şekilde her bölgede 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak hem 4'ü, 5'i ve 6. sıramızı da örelim. Biraz büyütelim robamızı. Robamızı artışlarımızı yaparak büyüttük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 sıra ördüm. 7 sıramızı hepsinde 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şekliyle artışlarımızı yaptık. Hepsinde ve 8. sıramızda artık kolumuzu gövdemizden ayırmaya vakti geldi. Şöyle baktığımız zaman kolumuzdan düzeltelim. 8 santim olduğunu görmekteyiz. 8 santim olunca 8. sırama başladım. 8. sıramda önümü ördükten sonra bakınız önden örerek geldim. Yine iki tane artışımı yaptım. Araya zincirimi çekerek şöyle göstereyim. 8. sıramıza başladık. Şimdi kollarımızı birleştireceğiz. İki tane artışımı yaptım ve arada. Zincirimizi çekelim. Kol altımızı genişletmek için 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. Şöyle büküyorum. Kolumuzu büktükten sonra önden arka tarafa doğru büktüm. Tığımın başını doluyorum. 2 tane zincirimin içerisine girerek 2 artışımı yapıyorum. 2 artış ön taraftan yapmıştım. Bakınız. 2 artışta 7 zincirimden sonra arkamız için yaptım. Şimdi devam ediyorum. Birer birer örüyorum. Diğer kol altına kadar trabzanlarımızı birer birer tamamlayalım. Önümüzü kol altından 7 zincirle birleştirdikten sonra arkamızı dümdüz trabzan örerek geldim. 2 tane zincirimizin içine iki artışımı yaptıktan sonra 7 tane zincirimi hemen ilave ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Kolumu büküyorum. Ve iki zincirin olduğu yere iki tane trabzanımı örüyorum. Diğer öndeki bulunan trabzanlarımı örerek sıra başına kadar geliyorum yetişer artışımızı kol altlarımızdan yaptıktan sonra her iki önümüzü de birleştirmek için vaktimiz geldi burada önümüzü de birleştiriyoruz önümüzün sol taraf burası olacak ilik koymaya yerimiz burada düğmemiz için ise sağ tarafı kullanıyoruz şöyle çevirmek istiyorum sol taraf üstte kalacak sağ taraf ise altta olacak şekilde örgümü çevirdim bakınız buradan ikinci trabzanın üzerine batıyorum ve geçiriyorum daha sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum ikinci trabzanıma batıyorum ve arkadaki birinci zincirden olan trabzanımın içerisinden de giriyorum örmeye başlıyorum 2 tane trabzanımı ördüm sol taraf yukarıda kaldım ve devam ediyorum diğer trabzanları birebir örüyorum. Burayı birleştirdik. Bakın burayı birleştirdik artık. Ve dümdüz istediğimiz ölçü gelene kadar trabzan örmeye devam ediyoruz. Dolaşa dolaşa trabzanlarımızı öreceğiz. Her sıramızı bitirdikten sonra yeni sıra için devam edeceğiz. Bakın kol altına doğru ilerlemekteyim. Kolumun altına kadar geldim. 7 tane zincir çekmiştim. 7 tane trabzan sırası ile kolumuzun altına örüyoruz. Her bir zincirimize bir tane trabzanımızı örüyorum. 2, 3, her iki kolumuza da aynı işlemimizi yapacağız. Birer birer çekmiş olduğumuz zincirlerimizin içerisinden geçip bir trabzanımızı örerek bluzumuzu genişleteceğiz. Her birine birer tane batıyoruz. İki tane batmayalım. Şimdi arkaya geçtim. Trabzanlarımı örüyorum. Diğer koluma doğru devam ediyorum. Bakın kolumuzu çok güzel ördüm. Ve devam edelim. Arkadan örerek devam ettim ve bütün trabzanlarımı bitirdim. Tekrar kol altındaki çekmiş olduğumuz zincirimizin olduğu bölümümüze geldik. Şimdi tığımın başını doluyorum. Her bir zincirimize birer tane Trabzan, örerek bluzumuzun ön kısmına geçiyoruz. Her birine birer tane zincirimiz. Bakın. Gayet rahat. Ve bluzumuzun ön kısmına geçiyorum. Ve trabzanlarımı ön kısmında örerek ilerliyorum. Hemen önden geçişimi yapalım. En son trabzanımı ördükten sonra zincirimin tepesine batıyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. 3 tane zincirimi çekelim. 1, 2, 3. Tamın başında oluyorum ve yanından trabzanlarımızı birer birer örerek istediğimiz ölçü gelene kadar. Evet yakamızı birleştirdikten sonra trabzanlarımızı örmeye devam ettik. Herhangi bir farklı işlem yapmadık. Sadece düz trabzanlarımızı sıramızı tamamlayarak dönüp büyütüyoruz. Dilediğimiz uzunluğa gelene kadar trabzanlarımızı örelim. Evet kazağımızı örmeye devam ettim. Belli bir e, ölçüye kadar boyunu yani beline kadar örmeye devam ettim. Kolumun birisinin ilmeklerini aldım ve birini ördüm. Şimdi diğer kolu sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Tığıma bir tane düğüm atıyorum ve kol altından örmeye başlıyorum. İlmeklerimizi trabzanlarımızın arasına girerek birer birer alalım. Tığımı batım 1, batım yeri 2 ve 3 ve devam ediyorum yanındaki trabzanı örmeye 2 3 yani sıradan trabzanlarımızın ara noktalarına girerek örelim. Şurada bir tane atlıyorum. İleriye doğru geçiyorum. Çok yığılma olmasın kol altımızda. Ve kolumuzun üstüne doğru ilerlemekteyim. Bakınız hemen artış yerine geldim. Bir tane daha trabzanımı aldım. Ve düzenli olarak buradaki gördüğümüz bir trabzan bir trabzanın hepsine hiç atlamadan birer birer trabzanlarımızı örerek Başlangıç noktası olan kol altımıza kadar örerek gelelim. Başlangıç noktama kadar örerek geldim. Buradan başlamıştım. Kolumuzun üzerindeki trabzanların üzerinden birer birer girdim. Bakınız hiç e, herhangi bir değişiklik olmadan birebir örerek geldim. Ve şimdi kol altının olduğu yerdeyim. Hemen son trabzanımı da örüyorum zincir çekerek başlamış olduğum trabzanımın üzerine şu şekilde geçiyorum ve tekrar zincirimi çekiyorum 3 tane zincirimi çektikten sonra bir üst sırada yani bir alt sırada hazırlamış olduğum bütün trabzanlarımın üzerine birer birer trabzanımı örerek ilerliyorum buradan başladım yine aynı bitiş noktasına kadar trabzanlarımızın üzerine birer birer trabzanlarımızı örerek gelelim ve biraz büyütelim. Dördüncü sırada bir tane es, e, eksiltme işlemi yapacağız. Beşinci sırada bir tane eksiltme işlemi kolumuzun tam bu altından yığılma ve potluk olmasın diye. Onlara dikkat ettikten sonra çok güzel bir şekilde kolumuz uzayacak. Evet şimdi devam edelim. Dördüncü sıraya kadar örelim sıra trabzanımızı ördüm kolumuzdan birinci ikinci ve üçüncü sıramızı ördükten sonra dördüncü sıramıza başlıyoruz dördüncü sıramızı 1. ile ikinci trabzanın arasına girelim burada bir tane eksiltme yapacağız bakın şu şekilde girerek çektim hemen sıradaki trabzanımın üzerine geçiyorum yine 3 tane zincir ve orada bir tane trabzanı eksiltmiş oluyorum üç tane zincirimi çektikten sonra trabzanlarımı başlangıç noktama kadar birer birer örerek geliyorum Beşinci sıramızda da aynı eksiltmeyi yapacağız biraz örmeye devam edeceğiz kol altında çok büyük bir yığılma olmasını istemiyoruz Eğer e, ilmeğiniz fazla farklı sayılarda ördüyseniz birkaç sıra üst üste bu daraltma işlemini yapabilirsiniz görüntüye bakarak çok rahat bir şekilde kararınızı verebilirsiniz. Şimdi ilerleyelim. Sıramı tamamladım. 5. sırama geçiyorum. Yine aynı şekilde direkt karşıya geçiyorum. Arayı her ikisinin arasına giriyorum. İlmeğimin arasında geçiyorum. Ve direkt birinci trabzanın üzerine geçiyorum. Yine ilmeğimi geçirip 3 tane zincirimi çekiyorum ve bir tane daha azalma işlemimi yaptıktan sonra kolumuzu örmeye devam ediyoruz istediğimiz ölçü gelene kadar kollarımızı dilediğimiz uzunluğa gelene kadar ördüm şöyle ölçüsüne bakalım tam omuzumuzun olduğu yerden alıyorum 24 santim kolumuzun uzunluğu aynı marka yani minnoş baby olan ipimden ama lacivertinden kollarımı yapmak istiyorum. Lastik kısımlarının tamamını hem kollarımı hem de bel lastiğini bir ters bir düz olacak şekilde çalışalım. Bir tane zincirimi çektim. Düğümümü attım. Ve kolumuzdan başlayalım. Gövdemizi de aynı şekilde yapacağız. Bir tane, iki, üç. Bir tane battım. iki tane de zincirimi çektim. Üç zincirim oldu hemen yanındaki trabzana sıradan dümdüz örüyorum birer birer düz bir şekilde hiç atlamadan artırmadan düz bir şekilde lacivertimizle trabzanlarımızı örerek başlangıç noktama kadar geliyorum Bütün trabzanlarımızın üzerine trabzan olarak ördüm. Düz bir trabzan olarak ve başlangıç noktasıyla bitiş noktamın olduğu yerdeyim. En son trabzanımı zincir çekerek ördüm. Birinci trabzanın üzerine geliyorum ve şu şekilde birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci ördüm. Trabzanı yandan giriyorum ve trabzanımı örüyorum. Diğer trabzanımı arkadan giriyorum itiriyorum ve yine trabzanımı örüyorum bir tane yandan bir tane arkadan giriyoruz şimdi yandan tekrar giriyorum trabzanımı örüyorum arkadan ve yandan bu şekilde birkaç sıra örerek tamamlayalım ve bütün lastiklerimizi hem bel kısmımızın lastiğini hem diğer kol kısmımızın lastiğini bir yandan bir arkadan girerek lastik olarak örelim. Bakınız arkadan giriyorum. Birinci sırasını düz bir şekilde örüyoruz, ikinci sırasını bir yandan bir arkadan diyerek devam edelim. Bluzumuzun bel bölgesine lastiğini tamamladım, kollarımızın da lastiğini tamamladım. Her iki kolumuzun, bakın gayet güzel oldu. Şimdi yakasındaki görmüş olduğumuz şu kısımların e, lastiklerini örmeye başlayalım. Hemen ipimizi alalım ve örmeye başlayalım. Bir tane zincirimizi çekerek düğümümüzü atıyoruz ipimize. En alttan aşağı kalan bölümden örmeye başlayalım. atıyorum 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim ve birinci trabzanımı ördüm. Aynı yere ikinci bir trabzan daha örüyorum. Ve devam ediyorum. Diğer trabzana 1, 2. Arkadan da ipimi götürmekteyim. Diğer trabzana 1 ve 2. Bir sonraki trabzana her bir trabzana ikişer tane trabzan örerek yukarıya doğru ilerliyorum. Şöyle bakalım. Ve devam edelim. 1 2 iki. Hepsini ikişer ikişer trabzanlarımızda en üst noktaya kadar örerek geldim. 1 2 bir iki tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum şimdi başlıyorum birincisi zincir olarak yaptım İkincisine yandan giriyorum ve lastik görüntüsünü buradan oluşturuyorum diğerine arkadan girdim ittiriyorum ve trabzanım örüyorum bir sonrasına yine yandan giriyorum tıpkı kol ve gövdeyi yaptığımız gibi bir yandan bir arkadan alarak trabzanlarımızda lastik görüntüsü oluşturuyoruz. Arkadan ve yandan. Şöyle görelim. Bakınız şu şekilde lastiğimiz düzgün bir şekilde ortaya çıktı. Aşağıya doğru örelim. En son trabzanın üzerine düz batarak trabzanımı örüyorum bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirerek her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğnemi örüyorum sık iğnelerle trabzanlarımızın üst kısmını kapatıyoruz başa kadar bu şekilde sık iğne ile gelelim ve yakamızın bir yönünü bu şekilde tamamlamış olalım. Diğer tarafta da aynı işlemimizi tamamlayacağız. Ve en son direkt üzerine batıyorum. Trabzanımızın ve bir tane zincir çekerek makasımızla keselim. ve düğme dikeceğimiz yeri bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi üstte ileğimizin olacağı yeri örmeye başlayalım. Evet şimdi ilik yeri olacak kısım yani üstte gelen kısmımızı örmeye başlayalım. Bir tane düğüm attım. En alt noktaya geliyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen trabzanımın altındaki bölümü. Trabzanımın olduğu yere gelerek 2 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 Diğer trabzana geçiyorum. 1 Aynı yere batıyorum. 2 Bir sonrası trabzana geçiyorum. 1 2 Ve bir sonrası yukarıya kadar bu şekilde ikişer ikişer trabzanlarımızı örelim. Sıramın başına kadar geldim boyun kısmına kadar. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirerek ikinci trabzan sıramı örmeye başlıyorum bir önceki tarafta ördüğümüz gibi bir yandan bir arkadan girerek örmeye başlıyoruz 3 zincirimden sonra hemen yandan giriyorum ve trabzanımı lastik örgüsü şeklinde örüyorum İkincisini arkadan giriyorum ve trabzanımı örüyorum sıradakini yandan Sıradaki arkadan giriyorum. Tekrar yandan. Sıradaki arkadan bir yandan bir arkadan olacak şekilde trabzanlarımızı tamamlıyoruz. Son trabzanımın üzerine geliyorum, batıyorum ve örüyorum. Bir tane zincirimi çekerek dönüyorum ve hemen Aynı yere batıyorum ve sıradan bütün trabzanlarımın üzerine birer sık iğne batarak sıramızın başına kadar örmeye devam ediyorum. Birer sık iğne bakın trabzanlarımızı diğer yönde olduğu gibi kapatıyoruz. Örgümüzün bitişi de düzenli bir görüntü kazanıyor. Bakınız gayet montazam ve ilerlemekteyim. Evet. Şu şekilde trabzanın üzerine bir sık iğne, tam araya bir tane sık iğne, diğer trabzanma bir ve bir tane daha sık iğne geçiş yapıyorum. Şimdi tam batmış olduğum yere geliyorum ve batıyorum. Buradan şu görmüş olduğumuz kısımdan sık iğnelerimizle geçişimizi yaptık. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve trabzanımın üzerine batıyorum. Her bir trabzanımın üzerine bir tane trabzan örerek yıkamızın lastik kısmının çalışmalarına başlıyoruz. Her bir alttaki trabzanın üzerine bir tane trabzanımızı örelim devam ediyorum sıradan hemen diğer trabzana bakın araya girmiyorum birer trabzanlara batıyorum ve diğer uca kadar trabzan olarak örerek tamamlayalım şu noktaya kadar örerek geldim en son trabzanımı ördüm bakın 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen sıradaki trabzanı yandan giriyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bu kez arkadan girerek trabzanımı örüyorum. Şimdi yandan ve arkadan yandan arkadan bir yandan bir arkadan sıramızı tamamlayarak bitirelim. Evet yakamızı tamamladıktan sonra bu ikinci trabzanın üzerine de bir sıra sık iğne geçerek bitirdim. Şimdi cebimizi yapmak için zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincirimi çekiyorum ve tığımın başını dolayarak 1 2 3 dördüncüye gelerek batıyorum dördüncü zincir yuvamın içerisine bir tane trabzan örüyorum ve diğer zincir yuvalarıma birer birer trabzanımı örerek zincirimin başına kadar ilerliyorum 2 4 Burada minik bir cep yapacağız zincirimin üzerine tamamen trabzanlarımı ördüm 2 4 6 8 10 12 14 16 tane trabzanımız burada hazır 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum her bir trabzanımın üzerine bir tane batarak ilerliyorum ikinci trabzanıma batıyorum Üçüncü trabzanıma normal trabzan sırası olarak e, biraz büyütüyorum. İstediğimiz ölçü gelene kadar 4-5 santim trabzanımızı örmeye devam edelim. Ne artalım ne eksilelim. Aynen birkaç sıra daha örmeye devam edelim. Tamamlamış olduğum cebimi diktim. Üzerine de iki tane e, ayıcık çalışması yapmıştım. Papyondu. Ayıcık çalışmalarımızda şöyle üst kısmına güzelce yerleştirdim. Cebimiz açık bir şekilde kullanılabilir durumda. Şimdi bu tarafa, diğer tarafa yine bir ayıcık çalışması yapmak istiyorum. Bu ayıcık çalışmamızı ise birazcık farklı çalışalım. Yani yine tepedeki çalışma sistemimiz birebir aynı olacak. Sadece şapkası olacak ayıcığımızın. Değişik olarak 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim diğer başlarda aynı şekilde yapabiliriz temelde hepsi aynı zaten 2 3 tane zincirimi çektim ve giriyorum 12 tane trabzanımı dolduruyorum birer birer 12 trabzan birinci sıramızı dolduralım 2, 4, 5. 12 tane trabzanımı tamamladım. Şuradaki görülen zincirim ilk çektiğim ipimi şu şekilde çekerek sıkıştıralım. Ve ortayı birazcık kapatalım. Evet 12. trabzanın 1. trabzanın 1, 2, 3 diye çektiğimiz 3. zincirine batarak şu şekilde kapatalım. Ve başlıyoruz. 1, 2, 3, 3 tane zincir çektim. Hemen zincirimin dibine bir tane daha trabzan örmek için battım ve diğer trabzanıma geçiyorum. Bakınız, bir tane, iki tane ördüm. Diğer trabzanımın olduğu yere geldim hemen. 1 ve 2. 12 tane olan trabzan sayımı bir üst sırada 24'e çıkarıyorum. Her trabzanımı ikişer defa örüyorum 1 2 iki. ikişer ikişer örerek 24 trabzanımız ulaşalım 2 4 6 8 bakınız bu şekilde sıramızı tamamlayalım şöyle bakalım 1 ve 2 24 tane trabzanmızı örerek tamamladım 1-2-3 3. Üç. zincirimizin üzerine gelerek batıyorum. Ve bu şekilde e, ikinci sıramızı da tamamlamış oluyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakınız kendi dibine batıyorum. Ve kulağımızı örmeye başlıyorum. 1 Hemen bir daha. 2 3, 4, 5. Diğer kulakları 5'er tane yaptım. Her ikisini de. Bunun biraz fazla yapmak istiyorum. 6, 7 ve 8 tane kulağımız için trabzan çalıştım. Hemen bir tane de gelerek 8'den sonra dibine batıyorum. Ve bir tane ayıcığımızın kulağını bu şekilde yapmış oluyoruz. Diğer alttaki diktiğim küçük e, kulaklarımızı beşer trabzandan oluşturmuştuk. Bunu birazcık daha büyülterek 8 tane trabzan çalıştım. Şu şekilde dibine battım. İçinden geçiyorum. Bir adet zincirimi de çektikten sonra makasımı yardımıyla kesiyorum. Ve bir tane kulak olarak örüyoruz. Hemen şimdi burun kısmını da çalışacağız. Burun kısmını farklı bir renkten çalışalım. Aycığımızın burun kısmını, şu görmüş olduğumuz ağız ve burun kısmının çıkıntı kısmını yine sihir, bu kez sihirli halkamızı yapalım. Sihirli halkamızla çalışalım. 12 tane trabzanımızı örelim ve kapatalım. Hemen başlayalım. 1, 2, 3. Halkamızı oluşturduk. 3 tane zincirimizi çektikten sonra halkamın içerisine İki kat olan kısmına örmeye başlıyorum bir tane zincirimden vardı iki tam 12 tane olana kadar trabzanlarımla dolduruyorum halkamı İlerliyoruz. bakınız sayalım 2 4 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane halk trabzanımı ördükten sonra ucundan tutuyorum ipimi sıkıştırıyorum. En son trabzanımla ilk trabzanımı birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip yine makasımla kesiyorum. burnumuzu şu şekilde oluşturduk kulağımızı tek olarak yapmıştık 10 tane zincir çektim ayıcığımızın tepesine şu şekilde bir kukuleta çalışmak için şöyle ölçelim şöyle bu kadar yeterli ve ilave ediyorum 1 2 dönüyorum 1 2 3. trabzanın üzerine batıyorum ve sırası ile tekli trabzanımı örüyorum bir tane doluyorum çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on. Ve en son 10 tane de kaldık batmayalım. Şöyle baktığımız zaman evet ölçümüz güzel. Evet, üzerine birer eksilerek yukarıya doğru devam edelim. İki trabzanlarla başlamış olduğumuz kukuletamızı sık iğnelerimizde birer eksilerek en son bir tane kalana kadar ördüm ve en sonunda e, yeterli olunca kopardık. Yani bir tane kaldı, kopardık. Şu şekilde ayıcığımızın başının üzerine bunu da dikeceğiz. Diğer burnunu gözlerini de işledikten sonra güzelce hırkımıza yerleştireceğiz. Evet ayıcığımızı bir tane de papyon yaptım. Bu şekilde ayıcıklarımızın yerleştirmesini de yaptıktan sonra kazağımız kullanılmaya hazır hale geldi. Çok sevimli, güzel bir kazak oldu. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar sağlık, sıhhat ve afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.